Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda televizyonumuza sinyal gelmiyor. Bunun arızasını gidereceğiz. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşımız daireye yeni taşınmış arkadaşlar. Burada servis gelmiş. Sinyal alamadığını söylemiş. Öncelikle biz sinyalimizi ölçeceğiz. Çünkü servisler hazır USB ile kanal yükledikleri için frekansları güncel olmayabiliyor. Arkadaşlar şu an buraya sinyal geliyor. Servisçi arkadaşlarımız zannediyorum ki ayarlamasını yapamamışlar. Şöyle söyleyeyim. Eğer yeniden televizyon kuruyorsanız değerli takipçilerim, televizyonu merkezi sistemde kullanıyorsanız LNB ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor. Müstakil bir yerde tek çanak kullanıyorsanız ayarını tek çanağa göre ayarlamanız lazım. Eğer burada sinyal geliyorsa merkezi sisteme göre değil de tek çanağa göre ayarlarsanız televizyondan sinyal ya da yayın alamazsınız arkadaşlar. Sinyal olsa da sinyal yok diyecektim. Biz şimdi kablomuzu kontrol ettik. Televizyon ayarlarına bakacağız arkadaşlar. Televizyonun ayarlarından düzelteceğiz. Arkadaşlar televizyonu yeni kuruyorsak Türkiye dilini seçmemiz gerekiyor. Telefon ayarını biz şu an yapmayacağız. Burayı da atlıyoruz, internet ayarlarını. Arkadaşlar televizyonumuzu ilk kurduğumuz için ev modunda kullanıyoruz. Mağaza modunda kullanmıyoruz. Tarayıcı modumuz uydu olacak arkadaşlar. Kablolu yayını kullanmıyoruz şu anda. Anten de zaten eski. Burada anten tipini DCH-1-2 seçiyoruz. Taramamızı başlattık. Sonucu bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an taramamız devam ediyor. Güncellememiz uzun sürdüğü için biz araları kesiyoruz arkadaşlar. Birazdan videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, taramamız bitti. Kuruluma son diyoruz. 557 tane kanal çıkarttık arkadaşlar. Neki usulü düzenleyen birim. Hemen kanalımıza geçiyoruz. Üzerinde adli inceleme yapılması, otopsi yapılmasını. Burada şimdi toplumda tabii ki neredeyse hiç kimse. Ortalama kanallarımızı test ediyoruz arkadaşlar. Sürekli sinyalimiz geldi. Televizyon kurulum işlemimizi bitirdik arkadaşlar. Şöyle belirteyim sizlere, kısaca bir aktarma yapacağım arkadaşlar. Televizyonu ilk defa yeni alıyorsanız kesinlikle hani dışarıdan USB takıp ben yükledim kanalım çalışır diye güvenmeyin arkadaşlar. Çünkü bazen frekanslar güncellenebiliyor. Güncellendiği için ne kadar da yüklerseniz mevcutta güncel frekans üzerinden yayın almadığınız için sinyal olsa da sinyal yok diyecektir. Sıfır televizyon aldığınızda ise videonun başında anlattığım gibi arkadaşlar televizyon ayarları çok önemli. Eğer kablonuzda sinyal varsa televizyon ayarlarını tam bir şekilde yapamazsanız, LNB'yi açmazsanız, işte merkezi sistem varsa ona göre LNB ayarlarını ayarlamazsanız
sinyal alamazsınız arkadaşlar. Bilgileri girip taramayı yaptıktan sonra kanalımızı bu şekilde rahatlıkla yükleyebiliyoruz. Gelen arkadaşlar, abimiz sen söyleyebilirsin. Servisin size söylediğini. Servis tekil arkadaşlar bizim yanına geldi. 3 arkadaş geldiler. Bunlar da yetkili servis. 3 arkadaş burada baktılar. Sinyal olmadığını söylediler. Biz de ne yapmamız gerektiğini söyledik. Onlar da işte tekrar bir uyducu bir arkadaş çağırıp bu işten anlayan, ona gelip sinyali ölçmesi lazım dediler. Bizim de sağ olsun abimiz geldi, Serhat abimiz. Yıllardır bizden kendisini tanıyoruz. O da işini ehli zaten. Geldi, sizin de gördüğünüz gibi güzelce televizyon ayarlarını yaptı. Televizyonun kanalını ayarladı ve abimiz de biraz ürkerek geldi arkadaşlar. Kablomuzda işte sinyal yok, belki hat falan mı çekecekti. Dur dedim abi, önce bir kontrol edelim. Kontrollerimizi ettik. Sinyalimiz var, televizyonumuzu ayarladık, kanallarımızı yükledik. 557 tane kanalı başarılı bir şekilde sonuçlandırdık arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.